İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ağlayıp ah ederdi. Hazreti Ebubekir dünyadan göçtüğünde cümle ashab ağlayıp yaş döktüler o günde. Hep ağlama sesleri kapladı ortalığı. Zira Resulullah'ın o idi dert ortağı. O günlerde ashabtan birkaç kişi geldiler. Muhterem zevcesini taziye eylediler. Ve ona dediler ki, Hazreti Ebu Bekri, biz iyi tanıyoruz, çoktu faziletleri. Lakin bunlardan ayrı, bizim bilmediğimiz, varsa bazı halleri bize söyler misiniz? Gündüz yaptığı işler malumdur biz ashaba. Ve lakin geceleri ne yapardı acaba? Onların bu şekilde sualine cevaben, dedi, onu anlatmak mümkün değil esasen. Onun hasletlerini ben edemem size arz. Lakin madem geldiniz, diyeyim size biraz. Mesela o Rabbinden fevkalade korkardı. Evinde geceleri tövbe eder, ağlardı. Yatsı namazlarını ashaba kıldırır ve bir yere uğramadan gelirdi doğru eve. Onun hüznü, kederi fazlaydı sevincinden ve cehennem korkusu hiç çıkmazdı içinden. Eve geldiği zaman çekilir köşesine, başını bir hüzünle eğerdi sinesine. Derin derin düşünür, tefekkür eylerdi. Seher vaktine kadar bu hal devam ederdi. Şöyle düşünürdü ki, n'olacak halim benim? Ne olur bu günahla mahşerde akıbetim? Emir oldum bu halkın fakirine, beyine. Acaba haklarını getirdim mi yerine? Eğer bu vazifemi yapamadım ise tam, mahşerde ellerinden kurtulmaz iki yakam. Allahü Teala'nın olmazsa merhameti, ne olur bu acizin mahşerde akıbeti? Bunları düşünerek bu keder ve hüzünden için için ağlar ve yaş dökerdi gözünden. Bu şekilde her gece fecir sökene kadar ağlayarak Rabbine ederdi hep istiğfar. Seher vakti başını kaldırıp sinesinden bir ah eder idi ki o anki nefesinden yanık ciğer kokusu yayılırdı etrafa. Bu hal vaki olurdu istisnasız her defa. Ciğer kebap kokusu mahalleyi sarardı. Yoldan geçen insanlar bu ne diye sorardı. Derlerdi ki bu evde bir ciğer kavruluyor. Zira yanık kokusu bu evden yayılıyor. İşte ey kardeşlerim, Hazreti Ebu Bekir, her gece fecre kadar ahvali hep böyledir. Halim nice olacak diye düşünerekten,
dağlardı yüreğini bu dert ve endişeden. Bir kuş görse derdi ki, ey kuş, ne mutlu sana. Ölürsen ahirette bakmazlar hesabına. Sahabe bu sözleri dinleyince o günü, daha çok anladılar onun büyüklüğünü. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyelim. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve Ehlibeyt imamlarından olan İmam Muhammed Bakır rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, kendisinde mevcut olan bir kusuru başkasında arayan ve kendi işlemekte olduğu bir ayıbı başkasına yapmamasını emreden kimse ne kadar hatalıdır, ne kadar kusurludur buyuruyor İmam Muhammed Bakır kuddise sırrı. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. Buyurun. Alo. Buyurun. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Buyurun. Benim hocaya iki tane sorum olacak. Dinliyor hocamız. Buyurun efendim, dinliyoruz. Şimdi ilk sorum, Allah neden hayvanları narkozla öldürmeyi emretmiyor? Yani hayvanlar ölürken niye can çırpışarak ölüyorlar? Yani anlatabildim mi soruyu? Evet, anladık. Yani narkozla neden ya da uyuşturarak neden öldürüyorlar? Anlaşıldı efendim. Başka? Tamam, ikinci sorum. Kocası karısının rızası olmadan, evet, onunla cinsel ilişkiye girmesi dinen ve kanunen yasak mı? Dinen ve kanunen. Peki efendim. O kadar. Teşekkürler. İyi günler. Buyurun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Buyurun. Dua istiyorum hocamdan. Rabbim iki can saadeti versin, sıkıntılarınızı hayra tebdilesin efendim inşallah teala. Amin amin. Hocam biz şimdi kurban kestik. Uzak bir yerde kestiler 7 kişi. Bizim oğlanla bey de karıştıydı. Onlar da ertesi günü kesilecek dediler. Sonra bir açıklık olmuş. Ortaklar bunlar varmış, kesmişler. Şimdi içimiz rahat etmiyor. Oldum olmadım hocam. Peki efendim. Hayırlı günler hocam. Emanet olun. Peki. İyi günler. Buyurun. Alo. Buyurun. Hayırlı günler Bahattin Bey. Hayırlı günler hocam. Teşekkür aynen ederiz. Buyurun. Allah Teala razı olsun. Hocam bugün önemli bir gün. Allah Teala güzel bir birlikte yaşatmasın. Amin inşallah Teala. Sarılan bir insanı sen kişisel olarak söyleyeyim. Her zaman dua ediyoruz. Rabbim ilan fırsat vermesin öyle bir şey. Ama insan bu kadar güzel bir sahip çıkmaya çalışıyor. Bir sorum var hocam. Birinci sorum hocam. Bir miktar param var. Döviz ve altın. Ben banka yatırmak istiyorum. 3 ay vadeli veya 6 ay. Bunun fazlalığını almak faiz olur mu? Peki efendim. Bir de hocam biz eşimle biz anlaşmalı boşanmaya yaptık. Daha sonra 4 ayda 3 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 çok sağ olun. Hayırlı günler. Peki. Anlaşmalı boşandık dedi değil mi? Evet. Tekrar nikah akdi yapılabilir mi? Tabii şartlarına bakılır. Evet. Efendim ilk dinleyicimiz, Allah dedi neden hayvanları bayıltmadan öldürülmesini emretmiştir. İnsanlar da bayıltalım. Değil mi? Evet. Bitkileri de bayıltalım. Onlar da canlı.
bütün mahlukat öyle. Hepsi canlı. Nebatat, cemaatat, hayvanat diye geçiyor. Üçe ayırmışlar. İnsan ve cin de bu hayvanatın içinde. Nebatat bütün ağaçlar, bitkiler. Cemaatat da bütün cansızlar. Taş, toprak, dağ, tepe. Bunlar da cemaatat içerisinde zikredilmiş. İslam alimleri uzun uzun anlatmışlar ve bildirmişler. Tabii altyapı olsaydı belki dinleyicimizin hatırına böyle bir sual gelmezdi. Bir kere hayvanlarda insanda olan insani ruh diye geçiyor. O yok. Evet. Onlarınki hayvani ruh tabiri kullanılmış. Sadece canlılık alameti şey yapıyor. İnsandaki o insani ruh ölüm meleği tarafından Azrail Aleyhisselam ve onun emrindeki melekler tarafından alınır. Azrail Aleyhisselam emreder. Onlar gider alır. Kendisi peygamberlere, salih kimselere, evliyaya gelir. Ruh almakta mütehassıstır kendisi. Ama diğerlerine, facirlere, fasıklara, kafirlere diğer melekleri gönderir. Emrindeki diğer melekleri gönderir. Ruh, insani ruh bedenden ayrılmak istemez. Senelerce oraya şey yaptığı için. Onun için ölüm şiddetli olur. Peki bu insana narkoz verilse veya adam ölümden korktuğu için kafayı çekse, aklı örtülse, bu ölüm acısını gene duyar mı, duymaz mı? Duyar buyuruluyor. Evet. Duyar. Çünkü ruhun bedenden ayrılmasıdır ölüm. Sen baygın olsan bile o değil. Aklın örtülse bile o değil. Dolayısıyla onu bu bedenden, bu evinden söküp alırken feryat figan eder. Narkoz yese de, kafayı çekse de, sarhoşta olsa da o öyle olur. Ve Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki o ölüm anı ruh bedenden şey yaparken başka bir kul var, başka bir hal söz konusudur. Yani bizim bu gittiğimiz yol değil, başka bir yola geçirilir. Orada onun acısını öyle bir hisseder ki tahmini mümkün değil. Hayvanlarda bu ruh yok. Hayvani ruh vardır. Sadece canlılık alametidir. Ha, bazı şeyler onun canına acıdır. Bazı canına acıdır. Ama şimdi şöyle söyleyeyim de senin de başına gelmiştir. Ben tıraş makinesi mesela şarj için takıyorum. Evet. Şarjdan çekiyorum. Tıraş makinesinde hala daha ışık yanıyor. Çok kısa mesafe. Ama 3-5 saniye hala yanıyor. Yani cereyan, elektrik hala daha geliyor demektir. Hayvanlardaki o canlılık alameti, onlara canlılık veren şeyler. Ölüm anında. Birden gitmiyor. Yani o anda bir çırpınma söz konusu oluyor. Fakat insani ruhun insandan ayrıldığı zamanki acı, ızdırabı duymazlar onlar. Hele Allah için kurban edilecek olanlar neşelenir, sevinir bile. Ve hiçbir hayvan buna itiraz etmez. Ne için yaratıldığını hepsi bilir. Şimdi dinleyicimizin hatırına gelmiş de bazı dinleyiciler diyecekler ki ya çok absürt bir sual. O zaman arslanlar, ceylanlar yerken ya bir dakika siz bir narkoz yapın ondan sonra biz yiyelim mi diyecekler. Hadi arslan geliyor boğazından sıkıyor, öldürüyor ondan sonra yiyor. Kaplanın da özelliği öyle. Ama o sırtlan var. Ondan sonra ona benzer vahşi hayvanlar var. Etobur bunlar. Evet. Onlar öldüremiyor da zaten gücü de yetmiyor. Hayvanı neresinden tutarsa lap diye kesiyor. Hayvan daha canlıyken yemeye başlıyorlar değil mi? Evet. Kurt bile boğuyor. Kurtun özelliği de öyle. Arslan, kaplan da aynı şekilde boğuyor ondan sonra. Bazısı da diri diri yutuyor timsah gibi. Yılan da öyle. Hadi yılan diyelim ki büktü, şey yaptı, zehir attı, zehir akıttı, o anda şey yaptı falan da. Ama netice itibariyle yani bu hayvanların hepsi ızdırap duyuyor. Bir sıkıntı duyuyor. Fakat bu acıları insanın ruhunun bedenden ayrılması gibi değildir. Benden alınması gibi değildir. Etobur hayvanlar otoburları yiyecek. Otoburlar da otları yiyecek. Otlar da canlı. İkisi de canlı yiyor.
Şimdi ceylan acıyorsun da ceylanı kopardığı ota niye acımıyorsun, değil mi? Allah-u Teala böyle yaratmıştır. Onun hükmü böyledir. Efendim neden böyle emretmedi? Neden böyle emretmedi? Denmez. Edebe de aykırı. Edebe de aykırı. Ve Cenab-ı Hakk'ın ezeldeki takdiri bu. Ölüm insan içinde, cin içinde, melek içinde, nebatat dediğimiz bütün canlılar içinde, otu, ağacı dahil, hayvanatın içerisinde bütün denizdeki, karadaki, havadaki hepsi buna dahil mi? Evet, buna dahil. Evet. Efendim ölmesin. Ha mülkün sahibi Cenab-ı Hak sana ne ya? Sana ne, bana ne? Bunların hepsini ölümünü yaratmıştır. Ölümsüzlük var, öbür tarafta, burada değil. Efendim, gelelim şeyde. Hanımın dedi rızası yokken beyi dedi işte beraber olmak için onu zorlayabilir mi dinen ve kanunen? Kanuni hükmünü bilmiyorum. Ama dinen evlilik bir ticari ortaklık değildir. Kadın da erkek de evlendiği zaman belli mesuliyetler ve sorumluluklar vardır. Hanımının nafakasını temin etmek, hanımını haramdan korumak, onun ihtiyaçlarını görmek erkeğin vazifesidir. Kadının vazifesi de beyine yardımcı olmak, onu haramdan korumak, zinaya gitmesine mani olmak mükellefiyetindedir. Mükellefiyetindedir. Yoksa efendim ben evlendim ama benim canım isterse böyle yaparım. Benim canım istedi gezmeye giderim. Benim canım ister bilmem neye giderim falan. Olmaz öyle şey ya. Bunun adı evlilik falan değil yani. Evlilik falan değil. Kadına da erkeğe de Allah-u Teala belli vazifeler vermiştir. Belli vazifeler vermiştir. Erkeğin de kadının da bunları okuması ve öğrenmesi gerekir. Tam İlmihal Saadet'te bildiği de erkeğin de vazifeleri var, kadının da vazifeleri var. Yani dinleyicimizin şu anlattığı piyasadaki mevcut olan hadi birlikte yaşayalım. Ha, bugün ben seninle yatmak istemiyorum, başka bir erkekle yatmak istiyorum der gibi bir hali var yani. Değil mi? Evet. Bunun adı evlilik değil ya. Bunun adı evlilik değil. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dini nikah hakkı da yoksa bunlar da onun sürede zina ediyor demektir. Zaten nefis önce bir cazip gelir, 3-5 gün, 1 ay, 2 ay, ondan sonra sıkılır, başkasına gider. Kadını da erkeği de aynı şey, aynı durum söz konusu olur. Nitekim eskiden mesela Müslümanlara yüklerlerdi, şey yapıyorlardı. Tabii Müslümanlardan İslamiyet'i bilmeyen, dinini bilmeyen, cahil olanlar da aynı şekilde mevcut. Peki öbürleri aydın efendim okumuş diye bakıyorsun. Kadın başkasıyla kırıştırıyor, erkek başkasıyla aynı şekilde dolaşıyor falan. Bunların hepsi üniversite mezunu. Ve bunlara da bir kult tutmuş, takmışlar. Efendim işte rızasıyla oluyor, bu zina olmaz. Küllüm zinadır. Evet. Ve hamile kaldıysa da gayrimeşrudur. Hani şeyde kitaplarda kaba tabirle piç diye geçiyor yani, tamam mı? Evet. Argo tabiriyle de piç diye geçiyor. Dolayısıyla efendim evlilik öyle bir şirket ortaklığı falan değil. Çocuk oyuncağı değil. Çocuk yani. Oyuncağı da değil. Evlenmeden önce bir genç kızın da bir erkeğin de İslamiyet'in bildirmiş olduğu şeyleri öğrenir. İkisi de vazifelerini yapar. Erkek de kadın da vazifelerini yapar. Karşı tarafın haklarını gözetir ise o evde muhabbet olur. Ama ikisinin de gözü dışarıda ise o evde huzursuzluk olur, cinayet olur. Biri kabre, biri hapse gider. İkisi de kabre gidebilir. Netice bu. Evet. Netice bu. Görüyoruz yani her gün. Tabii tabii her gün aynı şekilde haberlerde izliyoruz. Efendim gelelim ikinci dinleyicimizin sualine. Dinleyicimiz dedi ki, kurban dedi işte beyimle doğulum dedi ortakmış dedi. İkinci gün dediler ama dedi bunlar gidinceye kadar kesmişler dedi. Şimdi biz bunu kurban bayramından önce defalarca gündeme getirdik. Kurban bayramı gelmeden önce de anlatıyoruz. Evet. Kurban bir ibadettir, zekat bir ibadettir, hac bir ibadettir, namaz bir ibadettir, oruç bir ibadettir. Rabbimizin emrettiği her ibadetin şartları vardır. Her ibadetin şartları var. Şimdi ben kendim milli eğitimde çalıştım, öğretmenlik yaptım. Ya milli eğitimde tamam öğretmensin, bir okulda vazifelisin ama yönetmenlikler var. Öğrenciyi de öğretmeni de bağlayan yönetmenlikler var. Evet. Aa müdür bey ben bugün canım sıkıldı gelmek istemiyorum uykum fazla falan siz idare ediverin. Olur. İki gün sonra eline aynı şekilde diplomanı verirler. Çıkış diploması. Tasdiknameni. Tasdiknameyi verirler. Olmaz öyle şey. Mesela öğrenci için diyor ki işte şu kadar devamsızlığı olursa sınıfta kalır diyor. O yönetmeliklerde bizim zamanımızda. Evet. Öğretmen için mazeretsiz aynı şekilde şey yaparsa şu olur.
Yani uslanmasa başka bir yere tayin çıkar, orada da aynı şekilde devam ederse senin de dediğin gibi tahsisnamesini verirler eline. Değil mi? Evet. Verirler. Niye canım? Ben istediğim gibi. Hayır, istediğin gibi olmaz. İstediğin gibi olmaz. Nasıl ki dünya işlerinde. Kendimize misal verelim. İslam ve Toplum TGRT FM'de hangi saati yayınlanır? 11-12 arası. Evet. Yo Bahattin Bey, benim bugün 11-12 değil, 1 ile 2 arasında canım istiyor. Yok ya. Yok, olmaz öyle şey. 11-12 arasında sen burada olacaksın arkadaş. 12'den sonra da başka bir program devreye girecek. Evet. Ve saatinde, dakikasında buna hazır olman lazım. Yahut da aynı şekilde yani diyelim ki işe gelmiyorsun sonra bir ay gelmiyorsun. Bana maaşımı verin. Bakacaklar. Giriş çıkışlar hepsi kontrollü. Kusura bakma diyecektir. Şak diye kesecek. Değil mi? Evet. Yani sen hiç çalışmayacaksın. Hani şimdi anlatıyorlar ya belediyelerde bankamatik memurlar diye. Evet. Bankamatik memurlar. Devlette yapıyorsun bunu. Ama özel şirketlerde aslında devlette de olmaması gerekir. O devlette müdür konumundaki olan personelini aynı şekilde takip etmesi gerekir. Siyaset ve bilmem kayırma sebebiyle oraya gelenler bunu yapıyor. İnsanlar da bunu görüyor. Bankamatik memurlarını, çalışanlarını. Adam sadece bankamatikten maaşını alıyor. Ya bir zamanlar şeyde İstanbul'da bir belediye başkanı kendi memleketinden, Sivas'tan mı dediler, ne dedilerdi? Sivas'taki dağdaki çobanı bile aynı şekilde belediye işçisi olarak gönderiyormuş. Adam her ay takır takır maaş alıyormuş falan. Ya bu hainliktir, alçaklıktır. Başka bir şey değil, değil mi? Evet. Hainliktir ve alçaklıktır. Ondan sonra da memleketin iki yakası bir araya gelsin. Gelmez tabii ki. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Abi. Dolayısıyla kurban da bir ibadettir. Belli bir vakti vardır. Zilhicce'nin 10, 11, 12. günleri. Ramazan-ı Şerif, farz olan oruç Ramazan ayında tutulur. Öğle namazı vakti, öğle vakti girince. İkindi namazı, ikindi vakti girince. Akşam girince. Yani vakti girince. Kurban da hilale göre hareket edilir. Hani görüldü, görülmedi. Görüldüyse o problem hesapla bulunan günde kesilir. Görülmediyse ikinci gün kesilir. Efendim biz işte görülmediği halde birinci gün kestik. Yani ben kuşluk vaktinde öğle yıkıldığıma benzer bu. Olmadı. Değil mi? Evet. Efendim ben işte Ramazan ayı böyle yazları uzun geldiği için ben Kasım'da tutuverdim falan. Olmadı. Tutmadın yani. Bunlar farz olan orucun zamanı Ramazan ayı. O bahara da gelir, yaza da gelir, kışa da gelir, güze evet. de gelir, hepsine gelir efendim. Yani olmaz. Bedelini ödemek gerekir. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslamiyet'i bilen zararlardan kurtulur. İbadet, Allahü Teala'nın varlığını, gönderdiği peygamberini, ahiretteki nimetleri ve azapları tasdik etmekle, inanmakla başlar. Bunlara inanmakla ve ibadetleri yapmakla üç şey hasıl olur. Birincisi, insan şehvetine uymaktan kurtulur, kalp, ruh temizlenir. İkincisi, İnsanda his organlarıyla hasıl olan bilgilerle ilgisi olmayan başka bilgiler, zevkler hasıl olur. Üçüncüsü, iyilere nimetler, kötülük yapanlara azap yapılacağı düşünülünce insanlar arasında adalet hasıl olur. Dinini iyi bilen, seven kadın erkek her Müslüman, bütün hareketlerinde İslamiyet'e uyarak hem kendilerine hem de aile, akraba ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Bunun için dinini iyi bilen ve her hareketi bilgisine uygun olan salih kimselerle görüşmeli, günah işleyen Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayıp yalnız sözle Müslümanları okşayan, avutan yalancılardan, cahillerden uzak olmalıdır. İslamiyeti dinini iyi bilen ve ahireti düşünen doğru alimlere sorup öğrenmelidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: Ehl-i sünnet alimlerinin anladıkları manalar doğrudur, kıymetlidir. Bunlara uymayanlar kıymetsizdir. Çünkü bu manaları eshab-ı kiramın ve selef-i salihinin eserlerini inceleyerek elde etmişlerdir. Kurtuluş yolunu bozuklarından, sapıklarından ayıran onlardır. Onların hidayet ışıkları olmasaydı bizler doğru yolu bulamazdık. Doğruyu bozuk olanlardan ayırmasalardı bizler taşkınlık ve azgınlık uçurumlarına düşerdik. İslamiyeti bozulmaktan koruyan, her yere yayan onların çalışmasıdır.
insanları kurtuluş yoluna kavuşturan onlardır. Onlara uyan kurtulur, saadete kavuşur. Onların yolundan ayrılan sapıtır, herkesi de saptırır. Bir gayrimüslim, Müslüman olursa cehenneme girmekten kurtulur, günahsız, temiz bir Müslüman olur. Dünyada bir insanın Müslüman olup olmadığı, zaruret olmadan açık olarak söylediği sözlerinden ve işlerinden anlaşılır. Bu insanın ahirete imanlı gidip gitmediği son nefesinde belli olur. Büyük günah işlemiş olan erkek veya kadın bir Müslüman, tövbe ederse günahları muhakkak affolur, günahsız, tertemiz olur. İmanı doğru olan bir Müslümanın ibadetinde gevşeklik olursa, tövbe etmese bile affedilebilir. Affedilmese bile azap çektikten sonra cehennemden kurtulur. Dinini bilen, iyi anlayan bir Müslüman, kötü yollara sapmaz ve kötü kimselere de aldanmaz. Dinini bilmediği için aldanan bir kimse cehennemden kurtulamayacaktır. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından dinini doğru olarak öğrenmeyenler, bid'at ve dalalet sellerine yakalanıp boğulur. Dünya ve ahiret felaketlerine sürüklenirler. Ancak hakkı bilenler bid'at sahiplerine aldanmaktan kurtulur. Hakkı bilmeyenlerin bunların dalalet girdaplarına, tuzaklarına düşmemeleri ise imkansız gibidir. Şunu da unutmamalıdır ki ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık olarak bildirilenlere uygun imanı olmayan, haramlardan sakınmayan ve İslam'ın 5 şartını yapmaya ehemmiyet vermeyen bir kimse rahmete kavuşamaz. Ehl-i sünnet itikadında olmayana bidat ehli denir. Bunun yaptığı ibadetleri sahih olup borçtan, azabından kurtulursa da vaat edilmiş olan sevaplarına kavuşamaz. Ahirette dünyada yapmış olduğu iyiliklerin hayrat ve hasenatının karşılığına kavuşamayacaktır. Dünyadaki iyiliklerinin karşılıklarına kavuşmak isteyenin hemen tövbe etmesi, imanını düzeltmesi lazımdır. Netice olarak neyin faydalı neyin zararlı olduğunu ayıran İslamiyettir. İnsanlar faydalı sanır, zararlı olabilir. Zararlı sanır, faydalı olabilir. Allahü Teala bildirmeseydi insanlar bilemezdi. İslamiyeti bilen dünyanın zararlarından kurtulur. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri buyuruyor ki bir kimse samimi olarak dünyadan yüz çevirir, Allahü Teala'ya yönelirse o kimse dünyanın şerrinden ve afetlerinden, sıkıntılarından emin olur. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sonu söyleyelim. 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, 1. bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Efendim, son dinleyicimizin bir suali vardı. Bugün 15 Temmuz ya. Hani dedi, böyle günler Allah-u Teala bir daha yaşatmasın. Bunun yaşanmaması için dinimizi ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmek mecburiyetindeyiz. Şimdi mesela diyor ki adam, diyor, FETÖ böyledir, bilmem nedir. Tamam da FETÖ'nün söylediği, din açısından söyledikleri piyasada bir sürü aynı şekilde ilahiyatçı var. Evet. Din adamı kılığında aynı şekilde sarıklısı var, sakallısı var, neyse. Bir sürüsü var. Kur'an kursu, medrese, ondan sonra İmam Hatip, ilahiyat. Buralarda bir sürü aynı şekilde böyle zındıklar var. O adamın söylediğiyle bunların söylediği aynı. Bu nasıl mücadele ki? Sen bunu kurutmadığın müddetçe, yani mezhepsizliğin kökünü kurutmadığın müddetçe, bunu yıkmadığın müddetçe, doğruyu ortaya koymadığın müddetçe, bu şekilde böyle hastalıklı şeyler hep çıkacak. Çıkmaya da devam edecek. Yok edecekler yani. Ondan sonra her kafadan İmam Hasan Ümpani Hazretleri kabul etmiyor, İmam Şafii Hazretleri'ni kabul etmiyor, İmam Malik Hazretleri'ni kabul etmiyor. Öyle yetiştiriyor. Kendiniz diyor şey yapın. Kendiniz şey yapınca da ondan sonra da siz de şahitsiniz. Bana göre bu böyle olması lazım değil mi? Mesela ilk dinleyicimiz işte Allah-u Teala neden diyor bayıltmadan öldürülmesini emretti. Şimdi bu Ehl-i Sünnet talimini kitabını okumuş olsaydı bu kadıncağızın hatırına böyle bir sual gelmezdi. Çünkü orada cevaplar vardı bunun. Okumuş olsaydı gelmezdi. Mesela şimdi bizi dinlerken diyecek o zaman, aslan kaplan aynı şekilde seni avlayacağım, Kipri narkoziye gel, ondan sonra seni yiyeyim mi diyecek. Olmaz o. Anormal bir şey, absürt bir şey. Evet. Ama yani dinleyicimiz alınmasın üzerine de, alınmasın üzerine de. Şimdi kendine göre kendisini de haklı da görebilir. Değil ama. Haklı değil. Yanlış bir şey. Ama Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında her şey yerli yerinde. Her şey yerli yerinde. Mesela benim en çok dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi şeydi. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin
Şimdi adaletin birçok tanımı yapılmış da Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin de bir tanımı var adalet konusunda. Adalet kendi mülkünde olanı kullanmaktır. Kendi mülkünde olanı kullanmaktır. Şimdi bizi dinleyenler diyecek de bu ne demek? Ben evime gittim. Baktım bir tabağın ucu kırılmış, bardağın ucu kırılmış. Ne yapınlar? Aç çebekisin dedim. Zulüm mü ettim ben bu tabağa veya bu bardağa? Hayır. Kendi mülküm. Çöpe atabilirim. Veyahut da misafirler için kullandığım, kullanıyordum. Ya dedim bunları kullanmıyorum, şunları kullanayım da onları koydum. Zulmetti. Onları aynı şekilde şeyde makamından indirdi. Zulüm değil ya, kendi mülkümü kullanıyorum. Geç, bahçem var diyelim. Bahçeme bir sürü meyve ekmişim. Erik ekmişim, kayısı ekmişim, elma ekmişim, armut ekmişim falan. Dedim ya boş ver aynı şekilde böyle karışık şeyler. Bunların hepsini keseyim. Ben her tarafa vişne ekeceğim. Veyahut da kiraz ekeceğim dedim. Şimdi ben o elma, armut, diğer kayısı, erik onları kestiğim zaman ben zulüm mü etmiş olurum? Yok canım, kendim alın. Peki arkadaş, yedi kat gökler ve içindekiler kimin malı? Kimin mülkü? Allah-u Teala'nın. Kendi mülkünde dilediği şekilde tasarruf eder. Kimisine 100 sene ömür verir, kimisine 10 sene verir, kimisine de aynı şekilde doğar doğmaz aynı şekilde 1 saatlik ömür verir. Efendim haksız. Haksızlık değil ya. Mülkü onu. Kelebekler ne kadar yaşıyor Bahattin Bey? Bilgin. Değil mi? Şeyler her zaman görüyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Bakın işte baharla beraber her taraf yemyeşil oldu. Haziran'da kurudu bunlar. Ne kadar ömrü var? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 4 ay. 4 ay. Büyüdü, çiçek açtı, kurudu, bitti. O kadar ömrü. Dolayısıyla mülk Cenab-ı Hakk'ındır. Dilediği şekilde tasarruf eder. Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahlukat içerisinde iki varlık isyan halindedir. İnsan ve cin. Melekler de zaten nefis olmadığı için hep itaat halinde. Hayvanlar da kendileri ne için yaratılmışsa onu yaparlar. Nebatat da öyle. Geriye kalıyor insan. Nefis olduğu için ben der. Allah'ın gönderdiği dinleri bozar. Ondan sonra Allah'ın yarattığı diğer şeyleri dengesini değiştirmek için uğraşır. Sonra oturur efendim küresel ısınma. Bilmem işte organik olmayan meyve falan. Meyvelerle uğraşır. Onları bozar. Sonra da aynı şekilde şey yapar. Ne için yapar bunu? 3 kuruş menfaati için. Veya makamı için. Daha fazla para kazanayım diye. Peki ne yapar? O parayı götürür mü? Götürmez. Şimdi böyle şeyler anlatırken çocukluğumda hatırlıyorum. Daha ilkokula gidiyoruz. 2. sınıf mıydım neydim falan. Bizim dağ köy olduğu için 2 katlı 6 ahır ve samanlık üst düzey. Ama geniş evler tabii ki. Akşam oldu böyle köyün karşısında bir dağ var. Orada sen bilir misin lüks diye? Lüks. Işıl. O zaman öyle yapmışlar. Lüks de böyle şey yapıyorlar falan. Denemedim nene ne olmuş falan insanlar oraya gitmişler lüks ışığıyla falan da köyden gözüküyor falan. Şimdi nenem yaşında veya nenemden de aynı şekilde yaşı ileride adam birisi bir kuyu varmış da o kuyuda hazine varmış da falan filan adam gitmiş oraya inmiş mi üstte kapalıymış. Kapalı olduğu için de o metan gazı mı diyorlar ne diyorlar evet. Bir şey ne gazıysa işte birikiyor. Girince o gazdan zehirlenmiş ölmüş. Nenem rahmetli. Karhin boynuna 5'i bir yerde mi takacaklar? Ne işin var sen onu? Geberesecek. Ne altına kavuşabildiğin, ne bilmem neye kavuşabildiğin diye böyle uğraşırdı kendi kendine. Yani nene sana ne dedi? Sen anlamazsın derdi falan. Böyle uğraşırdı. Hakikaten ya ne oldu şimdi? Hazine bulmaya gittin. Ne oldu? Öldün. Orada öldün. Hazine de kaldı, sen de kaldın. Hatta bir tane şeyden anlatılıyordu. Şehzade Şirazi Hazretleri Bostan Gülistan'da anlatıyor. 3 hırsız. İşte bir teneke altın çalmışlar falan. Gelmişler bir de dağda tabii acıkmışlar. Altın karın doyurmuyor. Bir tanesine demişler ki sen işte kasabaya in bizi yiyecek getir. Yani tabii 3'ü de hırsız olduğu için lan diyor ben gitsem bunlar şey yapacak mı? Yok diyor kurrağı sana çıktı. Neyse o gidiyor güzelce karnını doyuruyor. Bunlara da yiyecek alıyor. Yiyecekleri zehirliyor ama.
O gidince diğer ikisi diyor ki üçe bölmeyelim bunu, ikiye verelim. E ne yapacağız? Gelince sen bizi ihbar etmişsindir, şu olmuşundur, bu olmuşundur falan filan deyip hadise çıkarırız. Onu öldürürüz diyor. O zaman ikiye böleriz falan. Neyse o geliyor falan. Bunlar yiyecekleri koyuyor falan. E diyorlar sen geciktin herhalde, bizi ihbar ettin bilmem ne yaptın falan. Yok ya falan filan derken ikisi saldırıyor, adamı öldürüyorlar. Aa diyorlar, önce diyorlar şu yiyecekleri bir yiyelim. Ondan sonra altını bölüşürüz. Oturmuşlar yemişler, onlar da gebermiş. Tamam mı? Bir teneke altın ortada, üç tane de ceset. Ne oldu? Hiçbir şey götüremediler. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kullanamadılar kalmadı. Yani. Hani konu nereden çıktı da biz Allah-u Teala'nın emirlerini hakkıyla doğru olarak öğrenmez ve bunları yapmaz. Yasaklarını öğrenip bunlardan sakınmazsak başımıza belalar gelmeye devam eder. Başımıza belalar gelmeye devam eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hatta o şiir halinde terennüm edilmiş bir ayet-i kerimenin mealidir o. Haşa zulmetmez kuluna hüdası, insanı çektiği kendi cezası. Evet. Bu Nahl suresinde bir ayet-i kerimenin yani şiir şeklinde meali yani bildirilmiştir falan. Dolayısıyla bizim başımıza gelen bu felaketler hep dedelerimizin, nenelerimizin ehl-i sünnet itikadından ayrılmanın neticesidir. Adam ilahiyatı bitiriyor. İmam Azam da insan, ben de insanım diyor. Demek ki İmam Hatip'teki çocuk da böyle söylüyor. Çünkü biz İmam Hatip 6. sınıftayken bir tanesi geldi, bir öğretmen geldi. Dedi ki her biriniz müştehit. Sen 16 yaşında, 17 yaşında çocuğa sen müştehit dersen kafasına göre neler neler şey yapar. Öyleyse yani İmam Hatip okulları, Kur'an kursları, medreseler, ondan sonra ilahiyat fakülteleri tedavi edilmesi gerekir. Ya oradaki öğretim üyelerine de aynı şekilde vermemek gerekir. Çünkü adam zaten mezhepsizdir. Ya Vehhabidir, ya zındıktır, ya mezhepsizdir. Bunlara din anlatılmaz. Bakıyorsun gazetelerde zaman geçmiyor ki bilmem hangi ilahiyat fakültesi öğretim üyesi dedi ki. Ya Hazreti Meryem'e dil uzayacak bir ilahiyat öğretim üyesi Hazreti Meryem'e radıyallahu anh'a dil uzatacak şekilde alçak bir laf ediyor. E bu adam ilahiyatta ne öğretiyor Bahattin Bey? Ne öğretiyor? Dinsizlik öğretiyor, başka bir şey öğretmiyor. Dolayısıyla biz aklımız başımıza alır. Ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını doğru olarak öğrenir ve hayatımıza geçecek. Böyleleri defolur gider. Bunun da çaresi yani Osmanlı'dan sonra yani tamamen karıştırılmış. Allah-u Teala Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri bu coğrafyaya göndermiş. Hüseyin Hilmi Efendi'ye yani ilmini yüklemiş. Hüseyin Hilmi Efendi de bu kitapları yayınlamış. Tek çare bu kitaplara sahip çıkmak ve bunları okumak. Başka yok. Hani bazıları diyor ki efendim siz de aynı şeyi. Evet aynı şeyi söylüyoruz. Yok çünkü başka çaresi. Yok. Evet. Efendim dinleyicimiz bankanın verdiği fazlalık alınır mı? İşte tam İlmi Asaltebili kitabında banka ve faiz bahsi var. Orası dikkatli bir şekilde okunca mesele anlaşılır. İslam ahlak ahkamının hükümlerinin tatbik edildiği bir yer yeryüzünde yok. Osmanlı ile beraber hepsi bitirildi. Kafirlerin ortaya kurduğu sistem var. Böyle sistemlerde gayrimüslimlerin işte kanunla veyahut da mevzuatla neyse koyduğu adına banka dedikleri bunlar verdiği fazlalığı almanın caiz olduğu hadis-i şerifte bile bildirilmiş. Orada var, Saadet-i Ebediyye'de var, o hadis-i şerifte var. Hangi kitaptan alındığı da var. Alabilir mi? Alabilir. Benim içim sinmiyor efendim. Fakire verirsin veyahut da din-i İslam'a hizmetine yere verirsin. Sen bilirsin. Dinleyicimiz bir de mesela dedi beyimle de anlaşmalı olarak boşandık. Sonra da tekrar din nikahı yapılabilir. Bir, anlaşmalı boşanırken hakim sizi boşadım dediği zaman erkek evet dedi mi demedi mi? Dedi. Şakacıktan dedi. Talan şakası makası olmaz. Bağ gitti. Bunu bir defa söylese bir bağ. İki defa ise üç de gitti. Yazarken, çizerken, anlatırken bunları söylüyor. Bitti. İlk dini nikah hakikleri Hanefi mezhebinin şartlarını taşıyordu. İşte boşanma anında bunlar da bitti. Çıkış yolu. İlk dini nikah hakiklerinde Şafii mezhebinin şartları gözetilmediyse. Nedir? Şafii mezhebi kadının velisi orada hazır olacak. Ondan sonra şahitler erkek olacak. Beş vakit namazını kılan salih kimseler olacak. Nikah hakkında tezviç, nikah kelimeleri zikredilecek. Nikah kelimeleri zikredilecek, yeniden akit yapılacak. O zaman yapılabilir. Şafii mezhebinin şartları yerine getirilmezse o zaman olabilir mi? Olabilir. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.
İslam ve toplum.